Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Emek gündem ekonomi programında Erdal Sağlam'ın konuğuydu KRT TV'de. Emek, Boğazlar'dan geçiş ücreti Montreux'e göre alınsaydı yıllık 168 milyon dolar değil 3,5 milyar dolar kazanıyor olacaktır dedi ve Emek Kanal İstanbul'un maliyetini de 50-60 milyar dolar olacağını söyledi. Montreux anlaşmasından kaynaklanan bizim çok önemli haklarımız. Ben yetkililerimize diyorum ki eğer para kazanmak istiyorsanız gerçekten hakkınızı. Montreux anlaşmasına göre İstanbul Boğazı'ndan uğraksız geçişin altın frank uygulamasına göre yapılması gerekiyor. Hı hı. 1981 yılında ihtilal döneminde, ihtilal hükümetleri döneminde bizim kıyı emniyeti genel müdürlüğü, o zamanki ismini söyleyemeyeceğim, deniz işletmeciliği gibi bir şey. Diyorlar ki ya biz bu altın frank hesaplayamıyoruz. Bunu dolara çevirelim. Bizim Merkez Bankası'nda da bir hesaplama yapılıyor. O dönem için altının fiyatıyla Amerikan dolarını sabit alıyorlar. 1981 fiyatı. 2000 yılına geldik. Hala o sabit fiyatlarla fiyatlıyoruz. Şimdi 1000 tonluk bir gemi. Bugünkü ücretlerle 446 dolar alıyorsunuz 1000 tonluk bir gemiden. Eğer Montreux Anlaşması'ndaki haklarımızı kullansak bu 19 kat yapıyor. Of! Yani şöyle söyleyeyim ben size. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2013-19 arasında ortalama geliri 280 milyon dolar. Bu çevresel etki değerlendirme raporuna göre bu gelirin %61'i Montreux'den geliyor. Yani 168 milyon dolar. Biz Montreux'den yıllık para kazanıyoruz. Gerçek tarifeyi uygulasak yılda 3,5 milyar dolar. 2011 yılında bu gündeme geldi basında. Dönemin Enerji Bakanı dedik ya biz bunun farkındayız. Ama uygulamayı temenni etmiyorum dedi. 3,5 milyar dolarlık bir gelirden biz uygulamıyoruz. Burada hakkımız olan, anamızın ak sütü gibi hakkımız olan bir para burada dururken biz kanal yapacağız, öyle yapacağız, böyle yapacağız ve o kanaldan oradan da para kazanacağız. Evet. Yani valla kendi içerisinde anlaşılması zor bir proje. Panama kanalında 150 milyon metreküp hafriyat çıkartılmış. Bunu 5.25 milyar dolara mal etmişler. Bizim Kanal İstanbul 1 milyar 150 milyon metreküp. Oradaki birimi buraya vurursanız 35 milyar dolar Kanal İstanbul'un projesi var. Köprüler, geçiş köprüleri 4 milyar dolar oradan geliyor. Evet. Sırf İSKİ'nin yapacağı işlerden dolayı bir 3,5 milyar dolar var. Daha çevre yolları var, şu var, bu var. 50-60 milyar dolarlık projeden bahsediyoruz.